Herkese merhaba. Arkadaşlarımız ve yoldaşımız Aytaç Unsal ile sohbet edeceğiz. Oğlum Burcu'nun büyük direnişinden konuşacağız. Şehitlerimiz için adalet savaşçıları Halil Bulek, Mustafa Koçak, İbrahim Gökçek ve Ebru Timtek için. Merhaba Aytaç, öncelikle çok geçmiş olsun. Aramızda hoş geldiniz. Şimdi de Arnavutlu direniş evindesiniz. Duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Merhaba, ben Avukat Aytaç Ünsal. Herkese sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Şu an Küçük Armutlu Mahallesi'ndeki direniş evindeyim. Burası daha önce müvekkillerim de olan grup yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçe'nin ölüm orucu direnişini gerçekleştirdikleri ve Helin Bölek'in şehit düştüğü ev. Tedavim burada gerçekleşiyor. Tabii ölüm orucunun zaferinin kazanılmasıyla birlikte ve bu eve gelmemizle birlikte bu evi zafer evine dönüştürdük. Şimdi ziyaretler gerçekleşiyor burada. Ve tabii evin her yeri Helin'in, İbrahim'in hatıralarıyla, izleriyle dolu. Evin her yerinde onlar yaşamaya devam ediyorlar. Bu da benim açımdan çok güçlü bir tedavi motivasyonu sağlıyor. Çok güçlü bir manevi değer sağlıyor benim açımdan. Bu yüzden yani bu evde olmaktan, müvekkillerimin anılarıyla birlikte burada onlarla birlikte olmaktan çok çok mutluyum. Halkı Hukuk Bürosu avukat olarak, bir avukat olarak mesleğinize ilgili çalışmalarda bulunduğunuz için uzun süre hapis yediniz. Halkı Hukuk Bürosu ne gibi çalışmalarda bulundu ki üyeleri hapse atılıp uzun yıllar ceza verilecek noktaya gelindi? Halkı Hukuk Bürosu işçilerin, köylülerin, öğrencilerin, yoksul halkın, devrimcilerin, toplumsal muhalefetin avukatlığını yapar. Biz 159 yıl toplamda hapis cezalarını bu avukatlık faaliyetimiz nedeniyle aldık. Yargılamalarda hukuksuzluk olduğunu belirtiyorsunuz. Bu mahkemeyi özellikle geçersiz kılması gereken neydi? Zaten hiçbir gerekçe gösterilmedi ceza verilen kararda. Denildi ki sadece gerekçe olarak halkın hukuk bürosu avukatı olmak, halkın hukuk bürosuna avukatlık faaliyeti yapmak. Bu neden gösterildi ve bu şekilde 159 yıl toplamda hapis cezası aldık. Şu akla gelebilir, yani böyle olması gereken bir faaliyet için insan nasıl ceza alır, bu kadar ağır ceza alır, mutlaka altında başka bir neden vardır diye düşünebilir insanlar. Fakat bu ancak hani halkçı bir iktidarda, halkçı bir devlette yaşıyorsanız böyledir. Fakat bizim içinde yaşadığımız düzende bu normal. Çünkü Türkiye bir avuç tek elin baskıcı ve terörcü diktatörlüğüyle yönetiliyor. Yani faşizmle yönetiliyor. Ve her şey bu devlette tek ellerin çıkarı için. Halkın çıkarına olan şeylerse mutlaka cezalandırılır, suç olarak tanımlanır ve mahkum edilmek istenir. Biz de bu yüzden, yani halk için avukatlık yaptığımız için, halka adalet mücadelesinin yolunu gösterdiğimiz için bu cezalarla karşı karşıya kaldık. İl mahkemeden sonra hepiniz tahliye edilmişsiniz. Kısa süreli bir tahliye sonrası hepiniz hakkında tekrar tutuklama çekti. Ne oldu o süreçte? Bir yılın ardından ilk duruşmamıza çıkarıldık. Normalde yargılandığımız mahkeme de hükümet tarafından atanmış, özel yetkili kılınmış bir mahkemeydi. Fakat o ilk duruşmada savunmalarımızı yaptıktan sonra aslında dosyanın ne kadar hukuksuz olduğunu çok somut bir şekilde, açık bir şekilde ortaya koyduktan sonra biz duruşmada baro başkanları,
avukatlar, yine uluslararası heyetler, hukukçular da vardı. Onların gözleri önünde gerçekleşti ve avukatlar ve baro başkanları da savunmalarını yaptılar. Tüm o duruşma sonunda yani herkes aslında davanın ne kadar kof, ne kadar çürük bir temeli olduğunu gördü. Bunu yani o mahkeme heyetinin de inkar edemeyeceği bir şekilde bu durum ortaya çıktı ve sonuç itibariyle mahkeme heyeti de hepimizi tahliye etmek zorunda kaldı. Fakat tabii tahliye kararımız sonrasında iktidar hemen tekrar harekete geçti. Önce biz bulunduğumuz hapishanede bekletildik, yani tahliye işlemi uygulanmadı hemen. Bu sırada mahkeme kararı geri aldırılmaya çalışıldı. Fakat biz hapishane, hani tahliye işlemi o süresince ne kadar 6 saat uzattılar tahliyemizi. Yani 6 saat tahliye edilmemize rağmen 6 saat hapishanede bekletildik. Fakat o süre içerisinde de tekrar geri dönüş olmadı. Yani karar döndürülemedi ve bizi tahliye etmek zorunda kaldılar. Fakat bu sefer de bizi tahliye işlemini yapan görevliler, yani bizi işte Türkiye hapishanelerinde bir kampüs gibi olduğu için tahliye edildiğinizde sizi o hapishane önünden dışarıya bir jandarma ekibi götürüyor. Bizi o götüren jandarma ekibi yani böyle bir şehirler arası otobanın kenarında bir tarlanın kenarına bıraktı. Daha hani sonrasında gördük ki hemen çaprazımızda da aslında siyah şube polisleri bekliyordu. Yani hala o tahliye işlemini geri almaya çalışıyorlardı. Hani bu süreçte geri alınırsa biz o siyah şube polisleri o tarlanın önünden hemen toplayıp tekrar gözaltına alacaklardı. Fakat yine başaramadılar, olmadı. O akşam, tahliye edildiğimiz o akşam İstanbul Barosu'nda bizimle ilgili bir kutlama yemeği yapılacaktı. Ve biz de bu yemeğe katılacaktık. Saat 7'deki bu yemeğe katılmak için işte baronun önüne doğru gitmeye başladık. Ve baronun önüne doğru giderken 12 saat sonra, yani tahliye işlemimizden de 12 saat sonra İstanbul Barosu'nun önünden siyah şube polisleri tarafından tekrar gözaltına alındık ve tutuklandık. Tabii bu bizi tahliye eden mahkeme heyetinin de başına işler geldi. Onlar da sürüldüler. Yani farklı o görevden alınıp farklı görevlere ve kendi bulundukları durumdan daha düşük, daha aşağıdaki görevlere verildiler. Mahkeme heyeti değiştirildi. Mahkemenin başına tamamen hani iktidarın memuru olan, hiç hukukçulukla, hakimlikle kesinlikle hiçbir ilgisi olmayan, işte son süreçte de Anayasa Mahkemesi kararına açıkça uymayan, iktidarın çıkarını hareket eden Akın Gürlek getirildi. Ve sonrasında da 3 celsede zaten hiçbir şekilde ifademizi almadan, delilleri tartışmadan, işte bizim avukatlarımızın iddialarını dinlemeden 159 yıl toplamda cezayı verdi ve bu dosyayı sonuçlandırdı. Büro üyeleri olarak bu yargılama sürecinde önce sepkisi karşıya açlı grevi yapmak zorunda kaldınız. Son olarak ise adil yargılama hakkın için olum orucu elemini başladınız. Neydi sizi olum orucu yapmaya kadar itecekse? Neden olum orucu tercih ettiniz? Bu yargılamada hiçbir hukuk kuralına uyulmadı, hiçbir kanuna uyulmadı. Yani bir kişinin, bir iftiracının vermiş olduğu, 300 kişi hakkında vermiş olduğu ifadelerle bu soruşturma başladı. Bu şekilde gözaltına alındık ve tutuklandık. Bu iftiracı aslında kendisini kurtarmak için devlet tarafından tehdit edilip bu
bu çıkarı için ifadeleri vermiş olan kişi ne diyordu? Halkın hukuk bürosu avukatıdır diyordu. Yani ifadesi de bu şekildeydi. Yani bizim kendi ağzımızla söylediğimiz bir gerçeği bu iftiracı söyleyince, bu kişi söyleyince bir anda suç olarak tanımlandı bu. Ve biz bu şekilde gözaltına alıp tutuklandık. Bir yılın ardından ilk duruşmamıza çıktık. Ondan sonra tekrar tahliye edilip tekrar tutuklandık. Ve mahkeme heyeti değiştirildi bunun üzerine iktidar tarafından. Ve iktidarın memuru olan, yani bugünlerde de işte Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamasıyla tekrar gündeme gelen bir hakim, daha doğrusu bir iktidar memuru bizim mahkememize atandı. Ve bu kişi yani bizim savunma hakkımızı gasp etti, avukatlarımızı salondan çıkarttı, bu iftiracıya soru sorulmasını engelledi, işte yine iftiracının hatırlayamadığı yerlerde aklına gelmeyen ya da aklında olmayan şeyleri ona hatırlattı, ona söyledi, onu yönlendirdi. Çok açık bir şekilde ve bu baro başkanlarının, bu avukatların, işte bu uluslararası örgütlerdeki hukukçuların gözleri önünde gerçekleşti tüm bu hukuksuzluklar ve kanunsuzluklar. Bahsettiğim gibi bu dosyada hukuk uygulanmadı, kanunlar uygulanmadı. Kesinlikle bir yargılama değildi zaten. Ve biz bu şekilde 159 yıl hapis cezasına çarptırıldık. Aslında bu yargılamanın ötesinde de siyasi iktidarın bizimle ilgili bir amacı vardı. Yani Halkın Hukuk Bürosu tecrit edilecekti. Halkın Hukuk Bürosu kriminalize edilip, terörize edilip bir işte hani bu avukatlık geleneği, halk için avukatlık suç gibi gösterilecekti. Ve Halkın Hukuk Bürosu'nun meşruluğu ortadan kaldırılacaktı. Ve bu şekilde de Halkın Hukuk Bürosu'nu yok etmeyi amaçlıyorlardı. Bu amaç doğrultusunda açılmış bir davaydı bu. Ve hapishanelerde de aslında bu amaç için iktidar faaliyet yürütmeye devam etti. İşte avukat arkadaşlarımızın kimisi tek başına tutuldu, tecrit edildi. Kimisinin kolu kırıldı. Kimisi çok uzak yerlere sürgün edildi. Oralarda işte avukat görmesi, işte arkadaş görüşçülerinin oraya gitmesine engel olunmaya çalışıldı. Dışarıda da yine baskılar devam ettirildi. Tekrar biz tutukluyken, biz hapishanedeyken büromuza tekrar tekrar operasyonlar gerçekleştirildi. İşte bir tanesinde büromuzun duvarları kırıldı. Bu şekilde yani bir hukuk bürosunun duvarlarını kırarak operasyon gerçekleştirdiler. Ve tüm bunlarla hedeflenen Halkın Hukuk Bürosu'nu yok etmekti. Biz ya bu zamana kadar çok emek verdiğimiz, bizim evimiz olan, yani bizim büromuzun yok edilmesini, büromuzun bu şekilde ortadan kaldırılmasını biz ya izleyecektik, ya kabul edecektik, ya da buna karşı koyacaktık. Yani ya işte ya size cezayı verdim gitti, hiç itiraz hakkınız yok. Susacaksınız, kabul edeceksiniz diyenlere, yani bizi yaşayan ölülere dönüştürmek isteyenlere karşı bu durumu ya kabul edecektik, yaşayan ölü olmayı kabul edecektik, ya da bu ölümü reddedip yaşamaya devam edecektik. Yani ölüm orucunu başlatan koşullar aslında bunlar oldu. Yani hani tüm bu saldırılara karşı bir mücadele ortaya koymak gerekiyordu. Ve içinde bulunduğumuz koşullarda da en uygun mücadele yöntemi bu noktada ölüm orucuydu. Ve bizim avukatlığımızı elimizden
aldılar. Normalde cübbelerimizi elimizden aldılar. Fakat o sırada biz daha ölüm orucuna başlamadan önce işte Mustafa Koçak, ağırlaşılmış müebbet hapis cezası alan 28 yaşında bir gençti haksız yere ve bu haksızlığa karşı ölüm orucu eylemi içerisindeydi. Yine grup yorum üyeleri konser yapmaları yasaklanıyordu Türkiye'de. Yani uzunca bir süredir konser gerçekleştiremiyorlardı ve konser hakları için yine bu baskı ve yasaklara karşı ölüm orucu eylemindeydiler ve onların tümü bizim müvekkillerimizdi ve biz müvekkillerimizi o koşullarda işte dilekçelerle, cübbemizle mahkemelere girerek savunamasak da dedik ki cübbelerimizi aldınız ama biz de o zaman canımızı cübbe yaparız ve ölüm orucunda olan müvekkillerimizi yine ölüm orucuyla, ölüm orucu eylemiyle savunuruz dedik. Ölüm orucunu başlatan aslında nedenler bunlardı. İnsanların bir kısmının belki de çoğunluğun kafasında sürekli ölüm orucu eylemi hakkında olumsuz düşünceler var. Kötü bir metot, iktidar vicdansız, kimse umursamıyor, olan olduğu ile kalıyor, olarak mücadele mi olur ve benzeri çoğaltılabilecek birçok karşı çıkış, argümanlar var. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ölüm orucu ile ilgili düşünürken öncelikle bu eylemin nedenlerinin olduğunu düşünmek gerekiyor. Yani şimdi kimse ruh hastası değil. Kimse durup dururken kendini öldürmeye çalışmıyor. Kimse ölüm heveslisi değil. Yani bu eylemin gerçekleşmesinin nedenleri var. Bunu düşünmek gerekiyor. Bizim açımızdan şöyle bir gerçeklikle biz karşı karşıyaydık. Yani düşünün, yani 159 yıl ceza alıyorsunuz, hiçbir sorgu sual olmadan 159 yıl hapis cezasına çarptırıyorsunuz ve hiçbir itiraz hakkınız yok. Avukatlık yapmanız engel olunuyor. Sahip olduğunuz düşüncelerle yaşamanıza engel olunmaya çalışılıyor. Ve şimdi buna karşı konuşma hakkınız yok. Konuşursanız tutuklanıyorsunuz. Buna karşı bir basın açıklamasıyla buna hani protesto etme şansınız yok. Basın açıklaması yaparsanız polis saldırısına uğruyorsunuz, işkence görüyorsunuz ve yine tutuklanabiliyorsunuz, ceza alıyorsunuz. Hukuki olarak hiçbir itiraz hakkınız yok. Yani susacaksınız, boyun eğeceksiniz, kabul edeceksiniz. Bunun dışında hiçbir şekilde bir mücadele yolu yok ve şimdi Türkiye'de o kadar çok baskı ve saldırı gerçekleşti ki halka toplumsal muhalefet bu şekilde çok ciddi biçimde de sindirilmişti. Yani tüm mücadele yollarını kapattılar. Tüm mücadele yollarına saldırılar gerçekleştirdiler. Ve bu nedenle yani tüm bu saldırıları karşı koymak için yeni bir yol yaratmak gerekiyordu. Yeni bir yol tercih etmek gerekiyordu. Ve bunun adı da ölüm orucu oldu. Ve ölüm orucu eylemi bu yüzden gerçekleşti. Yani bu bir yönü. Bir diğer yönü ise yani şimdi hedefleriniz varsa, belli şeyler hedefliyorsanız, yani örneğin biz halkın adaletli bir ülkede yaşamasını istiyoruz. Hepimiz adaletli bir vatanda yaşamak istiyoruz. Özgür bir vatanda yaşamak istiyoruz. Kabul etmiyoruz. Böyle bir koşulda yaşamayı kabul etmiyoruz. Yani bir avuç işbirlikçinin, tekellerin çıkarı için çalışan bir avuç memurun ülkenin yönetimine geçip tüm halka cehennemi yaşatıp bize köleliği dayatmasını biz kabul etmiyoruz ve bunun değişmesini istiyoruz. Şimdi ülkemizde bunun değişmesini istediğiniz zaman yani sözde söyleseniz, tweet de atsanız,
basın açıklaması da yapsanız böyle bir şeyle bir özgürlük ortamıyla karşılaşmıyorsunuz. Karşılaşacağınız şey tutuklamadır, karşılaşacağınız şey gözaltıdır, işkencedir, ölümdür. Bunlarla karşılaşıyorsunuz. Ve şimdi buna rağmen bu hedefinizi gerçekleştirmek istiyorsanız mutlaka bedel ödemeyi göze almanız gerekiyor. Çünkü yani bu bilimsel bir gerçeklik. Hani bedel ödemeden hiçbir zafer kazanılmaz. Bedel ödemeden hiçbir amaca ulaşılamaz. Yani bu basit bir insanın mutluluğu için bile böyledir. Yani bir insanın insan gibi yaşama amacı için bile böyledir. Yani onun bile birçok bedeli vardır. Yani bu basit görünen amaçlar için, bu amaçların bile birçok bedeli vardır ve bunların ödenmesi gerekir. Bu yüzden hani evet ölüm orucu ağır, ölüm ağır bir şey, yaralanmalar, tutsak düşmanlar ağır bedeller. Fakat bunları göze almadan insan gibi yaşamanın, bunları göze almadan özgür olmanın mümkün olmadığı bir dünyada yaşıyoruz artık. Yani sadece bu Türkiye için de geçerli değil. Bu bütün dünya ülkeleri açısından böyle. Yani Trump, Johnson, Bolsonaro, Duterte, Erdoğan ve bunun gibi diktatörlerin aynı anda devlet başkanı olmaları tesadüf değil. Artık hiçbir hakkımızın bir güvencesi yoktur. Adil yargılanma hakkı, yaşam hakkı, konuşma hakkı, düşünme, ifade özgürlüğü bunların tamamı tehlikededir. Ve her an bu keyfi devletler tarafından, devlet yönetimleri tarafından elimizden alınmaya, yok edilmeye de gebedir haklarımız. Bunu korumak için mücadele etmemiz gerekiyor. Başka türlü mücadele edebiliyorsak tabii ki ölüm orucuna bir gerek yoktur. Fakat hiçbir mücadele yönteminin olmadığı, artık hani yaşayan ölülere dönüştürülmeye çalışıldığınız yerde ölüm orucu bu ölümü reddeden ve çok güçlü etkiler yaratan bir mücadele yöntemidir. Bunun da görülmesi gerekiyor. Peki, hapishanede başladığınız ölüm orucu süreci nasıl geçti? Sonrası da işte bir hastane süreci oldu. Koşullarınız nasıldı? Neleri yaşadınız sürecin bu 2 ayında? Evet, hapishanede ve hastanenin mahkum koğuşunda yani hücresinde ölüm orucu eylemim sürdü. Koşullarım şöyleydi. Yani bir kere Türkiye hapishanelerinde zaten bir tecrit programı uygulanıyor. Ve hani bu kapsamda işte birçok hak yasaklanmaya çalışılıyor. Kitap, dergi, sohbet hakkı, görüşçü hakkı gibi birçok hak yani yasaklanmaya çalışılıyor. Ve tutsak hapishanede dış dünyadan izole edilmeye çalışılıyor. İçinde yaşadığı toplumdan izole edilmeye çalışılıyor. Bu ölüm orucunda da sürdü tabii. Ölüm orucunda olmamızdan kaynaklı ekstra işte mektup yasakları ya da işte telefon hakkındaki kısıtlamalar, engelleme çabaları bunlar oldu, gerçekleşti. Ama özellikle zorla hastaneye götürüldükten sonra hastane hücresi çok daha ağır koşullardı. Çok daha ağır koşullar altında kaldım hastane hücresinde. Orada yani yaklaşık işte 8-10 metrekarelik bir hücrede sürekli iki jandarmanın gözetlediği, 7-24 gözetlediği bir koşulda tutuldum. Burada mektup hakkım yoktu, burada telefon görüş hakkım yoktu, burada arkadaş görüşü hakkım yoktu. Avukat hakkım sadece günde 15 dakikaydı. Yalnızca refakatçim olan, işte yanımda bulunan refakatçimle kalmak zorundaydım. Bu şekilde, bu koşullarda tecrit ederek dış dünyadan
sürekli jandarma baskısı altında tutarak, sürekli bir zorla müdahale tehdidi altında tutarak 1,5 aya yakın beni ve Ebru Timti'yi bu koşullarda tuttular. Yani burada koşullar ne olursa olsun biz bir karar vermiştik zaten. Yani biz direnecektik zulme, bu zorbalığa, baskılarına karşı direnecektik. Her koşul ve şart altında olacaktı bu direniş. Bunu da biliyorduk. Bunu da öncesinden de tüm bu saldırılarına da hazırlıklıydık zaten. Yapabileceklerini, yani faşizmin neler yapabileceğini biliyorduk. Çok yakın bir zamanda Mustafa Koçak da buna tekrar bir kez daha tanıklık etmiştik. Mustafa Koçak 28 yaşındaki işte günah keçisi ilan edilmek istenen bu insan ölüm orucunda olduğu için hastaneye kaçırıldı ve 5 gün boyunca zorla müdahale işkencesi altında kaldı. Kollarından, bacaklarından halatlarla bağlandı. İşte doktor diyen kendisine insan kasapları tarafından damarları parçalandı, işkence gördü. Yine aynı bulunduğu ortamda MİT'çiler vardı. Türlü türlü işkenceler yaptılar. Biz de bunların aynılarına maruz kalabileceğimizi, çok farklı faşizmin bu direnişi kırmak için çok farklı zulüm yöntemlerini devreye sokabileceğini biliyorduk. Bu yüzden şaşırmadık. Bu yüzden hayal kırıklığına uğramadık. Bu yüzden direncimizde bir değişim olmadı. Tam aksine irademiz çok daha güçlendi, çok daha keskinleşti. Bu direnişi kıramadılar. Evrutimdik şehitliğine kadar bu direnişi kahramanca sürdürdü. Biz de onun şehitliğinden sonra ölecektik. Bu konuda son derece kararlıydık. Böyle yolumuza giderken işte bizi de beni de tahliye etmek zorunda kaldılar. Yani ve bu şekilde bu direniş ara verildi. Tahliye kararı çıkınca ne hissettiniz? Bundan sonrası da ne olacak? Tahliye kararı kesinlikle bu direnişin sonucunda bu direnişin bir kazanımıydı. Yani devlet en tepesinden işte Cumhurbaşkanı'na, Adalet Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na bir bütün olarak devletin iradesi bizim cezalandırılmamız, hiçbirimizin tahliye edilmemesi yönündeydi. Çünkü biz bir örnek olacaktık. Ve bizim üzerimizden diyeceklerdi ki bak halk için avukatlık yaparsanız adalet isterseniz halk için başınıza bunlar gelir diyeceklerdi ve halkı bu şekilde korkutacaklardı. Fakat direniş bu planlarını bozdu, bu amaçlarını boşa çıkardı ve direnişin sonucunda Ebru Timtik'in canıyla yarattığı işte müvekkillerimiz Selin'in, İbo'nun, Mustafa'nın canlarıyla yarattığı bu direnişin kazanımlarıyla, etkisiyle iradeleri kırıldı ve beni tahliye etmek zorunda kaldılar. Bu noktada geri adım atmak zorunda kaldılar. Ve yani ne hissettim ilk önce? İlk önce aslında şunu söyleyebilirim. Yani emin olamadım. Emin olmadım yani kendimi her an bu tahliye kararının geri alınacağı noktasında hazırlıyordum. Çünkü Türkiye son özellikle 4 yıldır böyle bir ülke. Yani tahliye kararları verilip hapishane önünden tekrar karakollara kaçırıldığınız bir ülke. Tahliye mahkeme kararlarının uygulanmadığı bir ülke. Bu yüzden de hani önce ilk aklıma gelen, ilk hissettiğim yani bu kararı geri alabilirler mi? Yani bakalım bu karar gerçek bir karar mı? Bunu bekledim. Tabii sonrasında çok büyük bir gurur, çok büyük bir mutluluk hani
mutluluk vardı. Çünkü hani 3 yılın ardından bu direnişle birlikte tekrar dostlarıma kavuştum. Tekrar büroma kavuştum. Geçtiğimiz günlerde yargıda avukatlar hakkında cezaların olması yönünde bir karar verdi. Bazı avukatları hakkında ise usulün bozma karar verildi. Bu konudaki düşünceleriniz nedir? Yargıtay tamamen bu direnişin zaferini gölgelemek için dosyada onama kararı verdi. Ve aslında direniş Yargıtay'ı da yani Türkiye'deki işte en yüksek Türkiye'nin en yüksek mahkemelerinden birinin iç yüzünü de Türkiye'de hukukun nasıl olduğunun hani gerçekliğini de ya da devletin bizimle ilgili olan amaçlarını da birçok şeyde direniş teşhir etti. Yargıtay kararı da bunlardan bir tanesiydi. Yargıtay bütün geçmişte vermiş olduğu kararları çöpe atarak, kendi uyduğu hukuk kurallarının tamamını çöpe atarak çok açık, pervasız bir şekilde kendi kanunlara ihlal etti, hukuk kurallarını ihlal etti ve bu kararı bu şekilde verdi. Örneğin şöyle söyleyebilirim size. Yargıtay şunu dedi, şöyle bir ifade kullandı. İşte örgüt üyelerinin davalarında böyle şeyler olur. Yani bir hukuksuzluktan bahsederken böyle bir ifade kullandı. Ya da işte evet deliller araştırılmamış ama bu delilin araştırılması çok uzun zaman alacaktı gibi. Ya da işte evet usulsüzlük olmuş ama bunu bir bozma nedeni görmüyoruz gibi. Çok açık ifadelerle böyle kendisini teşhir ederek yani kendisinin bir mahkeme olmadığını ortaya koyarak devletin amaçlarını teşhir ederek bunun çok açık talimatla verilmiş bir karar olduğunu açıklayarak bu kararı verdi. Şimdi bozma kararları ile ilgili şöyle bir durum var. Yani mesela Barkın Timtik'in dosyası yani 2-3 kişinin dosyası bozuldu. Neden böyle? Bunun da bir nedeni var aslında. Yani burada da bir yine bu da hukuki olarak verilmiş bir karar değil. Çünkü işte Barkın Timtik'in dosyası bozuldu. Selçuk Özaşçı'nın dosyası bozuldu. Ezgi Çakır'ın dosyası bozuldu. Bu arkadaşların tamamının durumu yani diğer arkadaşlarla birebir benzer zaten. Hemen hemen aynı. Yani hani onları bozduysan neden diğerlerini bozmuyorsun? Yani hukuki bir karar olsa diğerlerinin de bozulması gerekir. Yok. Burada özel olarak Barkın Timtik kararının bozulmasının sebebi Ebru Timtik'tir. Böyle olduğunu düşünüyorum. Yani Ebru Timtik'in kardeşi olarak hani Avrupa'da işte teşhir olacak, Türkiye'de teşhir olacaktı Yargıtay ve hani şimdi şunu diyerek yani Barkın Timtik'in dosyası bozuldu işte. Yani Barkın Timtik'le ilgili hukuki bir karar verdik diyerek yani bu kendisine dönük tepkileri de yumuşatmaya çalıştığını yani Türkiye'nin o hala yani tüm bu hukuksuzluk tablosu içinde yani Türkiye'nin görüntüyü kurtarmaya çalıştığını düşünüyorum. Selçuk Özaşlı da aynı şekilde. Avukat Selçuk Özaşlı Avrupa'da da dünyada da birçok meslek örgütü tarafından çok iyi tanınan, bilinen gerçekten önemli bir hukukçu. Ve hani onunla ilgili verilen bir karar çok daha fazla teşhir oluyor. Yani şimdi de hani Selçuk Özaşlı'nın dosyası bozuldu diyerek hani sanki bir hukuki karar verilmiş gibi
bu çevrelerde etki yaratabilmek için Yargıtay bu arkadaşlarda onama kararı veremedi. Onama kararı veremedi. Sonrası açısından da şunu söyleyebilirim. Bu kararı bozduracağız. Yani bu karar bu hukuksuz, kanunsuz, açıkça hani faşist bir iradenin ürünü olan geri ilkel, kesinlikle hukuki bir karşılığı olmayan bu kararı biz bozduracağız. Yine mücadelemizle, adalet mücadelemizle, kampanyayı büyüterek, bu var olan durumu daha çok teşhir ederek, daha da mücadelemizi büyüterek bu kararı bozduracağız ve arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturacağız. Olumurcu dünyada büyük tepki yarattı ve büyük bir dayanışma ortaya çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ölüm orucu eylemi evet dünyada çok büyük bir etki yarattı. Bu durumun kendisi bile aslında ölüm orucu işte devlet tarafından umursanmıyor. Ölen öldüğüyle kalıyor şeklindeki eleştiriye bir cevap oluşturuyor. Çünkü ölüm orucunun kendisi halkın duygularına bir çağrı oluyor ve yani milyonlarca insana doğruyu yanlışı gösteriyor, hedefi gösteriyor. Kendisi yani eylemin kendisi bir ideolojik mücadele haline geliyor ve kitlelerin bilincini berraklaştırıyor ve bu noktada milyonlarca insanı ortak hedefler doğrultusunda birleştirebiliyor. Bu yönüyle çok çok etkili bir eylem biçimi olduğunu düşünüyorum. Yani doğru zamanda, doğru yerde kullanıldığında gerçekten çok büyük bir etki yaratıyor. Ve bizim sürecimizde de gerçekten böyle oldu. Ülkemizde ve tüm dünyada çok büyük bir etki yarattı. Aslında zafer olarak değerlendirdiğimiz en önemli nokta da bu. Yani ölüm orucunun en büyük zaferi gerçekten bu. Yani bunun hakkında ne düşünüyorum? Yani öncelikle ülkemizde faşizme karşı mücadele noktasında milyonlarca insanı tekrar uyandırdı, ayağa kaldırdı, harekete geçirdi eylem. Ve bu kitleleri örgütleyebildiğimizde aslında bizim için mücadele eden avukatları örgütleyebildiğimizde aslında bu hani daha da büyük bir etki ortaya çıkaracağız. Şimdi bugünün en büyük görevi bu. Yani dünyada da şunun çok somut olduğunu düşünüyorum. Yani adalet talebinin, adalet mücadelesinin tüm dünya halkları için ne kadar yakıcı ve birinci bir talep olduğunu ortaya koydu bu eylem. Bu yüzden işte 110 ülkede 2 milyon avukat, bu yüzden dünyadan milyonlarca insan eylemimizi desteklediler. Eylemimizle ilgili yazdılar, çizdiler, eylemler gerçekleştirdiler. Ve müthiş bir internasyonel dayanışma ortaya çıktı. Bunun yani daha da bu internasyonel dayanışmayı büyütmek için çok önemli deneyimler olduğunu düşünüyorum. Buna çok büyük bir katkı gerçekleştirdi. Biz bu deneyimlerden öğrenerek çok daha büyük dayanışmaları, çok daha etkili mücadeleleri önümüzdeki yıllar içerisinde de gerçekleştireceğiz ve dünya halkları adalet mücadelesinde hani mücadelelerini ilerleyen yıllarda çok daha büyütecekler. Bize vakit ayırıp sorularımıza cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Umarım en kısa zamanda sağlığınıza tekrar kavuşunuz. Son olarak söylemek istedikleriniz dinleyip röportajımızı bitirebiliriz. Ben de çok teşekkür ederim. Antemperyalist Cephe bana bu röportaj yapma şansını verdi.
Çok memnun oldum, çok mutlu oldum gerçekten. Sizin aracılığınızla tüm dünya halklarına buradan selamlarımı da gönderiyorum. Dayanışma duygularımı gönderiyorum. Evet, hala tedavi oluyorum. Hala ayaklarımda özellikle sinir hücrelerimde sorunlar var. Fakat gün geçtikçe daha iyi gidiyor. Yani bu noktada ben her türlü hastalık ve hastalıkta tedavinin temel olarak gerçekten sevgi, güven, mutluluk olduğunu düşünüyorum temelinin. Yani hastalığın en büyük tedavisi aslında moraldir. İnsan iradesi olduğu müddetçe, moralle güçlendiği müddetçe aslında en güçlü tedavi bu şekilde gerçekleşiyor. Ben de dünya halklarından, antiemperyalist cephenin mücadelesinden, devrimcilerin mücadelelerinden en büyük gücümü alıyorum. En büyük ilacımı alıyorum ve tedavim çok daha hızlı bir şekilde bu noktada ilerlemiş oluyor. Tekrar tedavi olup ben de sağlığıma kavuşup tüm dünya halklarıyla, tüm dünyadaki devrimcilerle, sosyalistlerle birlikte mücadele etmeyi tekrar istiyorum. O günlerin inancıyla, dayanışmayı büyüteceğimizin inancıyla, yeni yeni zaferler kazanacağımızın inancıyla ve coşkusuyla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın. Bu röportajımız bitirken ben de Aytaç'ın yazmış olduğum kitabın yani Yeni İnsan adlı kitabın onsuzluğundan bir paragraf okumak istiyorum. Bedenini silah yapıp açlıkla direnmek, yüzlerce gün aç kalmak bir insanın, insan bedeninin, beynin, ruhunun, iradesinin yapabileceği, dayanabileceği en büyük zorluktur sanırım. Ve bu sorunun üstesinden gelebilmek için büyük bir güç, büyük bir inanç ve bunları acıya çıkardığı güçlü bir iradeye sahip olmak gerektiği de açık. Onlara bu gücü, bu inancı veren, bu iradeyi acıya çıkara da elbette yüreklerindeki halk ve vatan sevgisinden tarihsel ve siyah olarak haklı olduklarına duydukları sonsuz inançtan yoldaşlarına, büyük ailelerine duydukları sınırsız güvenden başka bir şey değildir.